2013 yılında Maltepe'nin emekçi bir mahallesi olan, daha çok Kürt ve Alevi yurttaşların yaşadığı Gülsuyu Mahallesi'nde çete faaliyetlerinde çok ciddi oranda bir artış gerçekleşti. O mahallede yaşayan ya da dışarıdan o mahalleye gelen, uyuşturucu ticareti yapan, büyük oranda gençleri uyuşturucuya alıştıran ve devlet eliyle gerçekleşen bir çete faaliyeti arttı. Bu kişiler aynı zamanda sadece gençleri uyuşturucuya alıştırmakla, uyuşturucu satmakla kalmadı. Aynı zamanda esnaflardan haraç da istedi. Mahallelerde insanların birlikte bir arada barış içerisinde yaşama geleneğine ve kültürüne aykırı bir şekilde toplumsal mücadeleden de uzaklaştırmak adına, mahalleleri boşaltmak adına bu tip faaliyetler gerçekleşti. Bu kapsamda Ezilenlerin Sosyalist Partisi binasına dönük de silahlı saldırı gerçekleşti. Aynı zamanda Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyesi çok sayıda müvekkilimize de kurşunlu saldırı gerçekleştirdi bu Gülsuyu çeteleri üyeleri. Daha sonra Gülsuyu halkı bu çete faaliyetlerine tepki göstermek için çeşitli eylem ve etkinliklerde de bulundu. Mahallede halk yürüyüşleri gerçekleşti. Bu halk yürüyüşlerine de motosikletli bir şekilde gelip bu çete üyeleri bütün yurttaşların üzerine silahlı bir şekilde saldırı gerçekleşti, taradı. Dolayısıyla bu aynı zamanda Gezi döneminde ortaya çıkan halkların onur ve özgürlük isyanının emekçi mahallelere yayılması ve buradan daha güçlü bir toplumsal bir ayaklanmanın ortaya çıkmasının önüne de geçilmek istendi esas da. Bu çete faaliyetleri üzerine tabii ki bir suç duyurusunda bulunduk. Yani hem mahallede bir basın toplantısı gerçekleştirdik, basın açıklaması gerçekleştirdik, çeşitli milletvekilleri ya da işte yereldeki siyasetçilerle birlikte. Daha sonra hem Hasan Ferit Gedik'in yaşamını yitirdiği hem de işte çok sayıda yurttaşın, SP'li müvekkillerimizin de yaralandığı olaylarla ilgili İstanbul Anadolu 10 Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir yargılama başladı. Doğukan Çep de bu davanın, bu yargılamanın sanıkları, failleri arasındaydı. Ama Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne dönük eylemler nedeniyle kendisine bir suçlama yöneltilmedi. Başka kişilere suçlamalar yöneltildi. Bu kişilerle ilgili mahkumiyet kararları verildi. Doğukan Çep'le de ilgili elbette bir mahkumiyet kararı verildi. Ama karardan bu yana Doğukan Çep'in tutuklanması mümkün olmadı. Ta ki Sinan Ateş dosyasında Sinan Ateş'in azmettiricisi olarak ismi anılana kadar Sinan Ateş dosyasında hakkında bir yakalama kararı gerçekleşti. Yakalama kararı verildi ve gözaltına alınıp tutuklanmış oldu. Ama o tarihten bu yana, yani Sinan Ateş'in öldürülmesi olayı olmasaydı Doğukan Çep Türkiye'de çete faaliyetlerine devam eden, hakkında bir mahkumiyet kararı olan ama bundan dolayı bir türlü yakalanamayan bir insan olarak kalacaktı. Ankara'da geçtiğimiz aylarda görülen davada da Doğukan Çep Sinan Ateş'le ilgili beyanlarının yanı sıra 2013 yılına döndü ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin Maltepe İlçe Örgütü'ne dönük saldırıyı kendisinin gerçekleştiğini, Ayşe Deniz Karacagil'i kendisinin vurduğunu, Cebrail Günebakan'ı kendisinin vurduğunu, Sinan Sağır'ı kendisinin vurduğunu tüm detaylarıyla birlikte anlattı. Dolayısıyla bizim de bu beyanlar üzerine yaptığımız iki tane hukuki başvuru oldu. Birisi Doğukan Çep hakkında yeniden suç duyurusunda bulunmak. Çünkü İstanbul Anadolu 10 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Doğukan Çep hakkında Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne dönük yaralama olayları ya da işte parti binasına dönük silahlı saldırı nedeniyle bir mahkumiyet kararı verilmemişti. Dolayısıyla bu yeni bir suç itirafı. Doğukan Çep'in de öncesinde böyle bir suç kabulü yönünde bir beyanı söz konusu değildi. Hem suç duyurusunda bulunduk hem de İstanbul Anadolu 10 Ağır Ceza Mahkemesi'ne CMK kapsamında bir yeniden yargılama talebinde bulunduk. Çünkü o yargılama kapandı, mahkumiyet kararları verildi, dosya kesinleşti ama yeni bir delil, yeni bir failin yeni bir suç beyanı söz konusu. O nedenle yeniden yargılama başvurusunda da bulunduk. Suç duyurumuzla ilgili çok hızlı bir şekilde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Bu kararın gerekçesinde de Doğukan Çep hakkında zaten bir soruşturma ve yargılama devam ettiği için mükerrerlik nedeniyle bu takipsizlik kararının verildiği ifade edildi. Bu son yargılamada da Doğukan Çep bu itiraflarda bulunurken mahkeme heyeti zaten şöyle söylüyor. Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Sen bunları geç.
Sinan Ateş'le ilgili olan kısımlarını anlat diyor. Doğukan Çep'in zaten bu itiraflarda bulunmasının nedeni de kendini aklama çabası. Ben çete faaliyetlerini devlet adına işledim demek anlamına geliyor ve kendini aklamak adına aslında bu suç itiraflarında bulunuyor. Ama biz daha önceki yargılamalarda da söylediğimiz gibi bu çete faaliyetlerinin insanlar üzerinde bu kadar korkutucu etki bırakan çete faaliyetlerinin devletin olanaklarından bağımsız olarak gerçekleşemeyeceği ortada. Bugüne kadar Ülke Ocakları'nın tarihi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tarihi zaten bu çete faaliyetleriyle ve devlet bağlantılarıyla yüklü. O nedenle bu kapsamda Doğukan Çep hakkında tüm iddialarla ilgili hem yeniden yargılama talebimiz kabul edilmeli hem de itirazımız kabul edilmeli.